Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahu Ekber. Wa lillahi alhamd. الحمد لله والحمد لله ولا لا إله إلا الله إلا الله والله أكبر والله الله أكبر ولا حول ولا قوة ولا قدرة إلا بالله العلي العظيم. Şimdi hemen solunuza bakıyorsunuz. Kabe kapısıyla Hacer Esved'in olduğu yerin arasında asker var. Orasının ismi Mültezem'dir. Mültezem, yakınlık yeri, af dilenme yeri. Peygamberimiz oraya sağ avucunu, sol avucunu, sağ ananın göğsünü yapıştırıp dua eder. Duaların kabul edildiği yerdir. Oraya bayanlar çok nadir alırlar ama erkekler girer. Oraya girmeye çalışır. Altın mahfaza bir yer ise Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken üzerine çıktı. Taşın olduğu yerde üzerinde Hazreti İbrahim'in ayak izi var. Kur'an'da iki yerde geçer. Evet, makam-ı İbrahim diye. Bu sebepten dolayı makam-ı İbrahim'in orada namazgah edildi. Kabe'nin üzeri kara kara parçalardan oluşur dikkat ederseniz. Orada ise şu tesbihat yazar. Peygamber Aleyhisselam der ki kelimetteyne hafifeten alel lisan. Sakileten alel mizan. İki kelime vardır. Dille çok hafiftir. Hemen söylenebilir. Ama sevabı çok ağırdır. O yazıyor her birine parça parça. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahi lazım. Hem yürüyün hem de kulağınız bende olsun. Kabe'nin önünde bakın 3 tane lamba var. Yeşil. Neden? Orası Hicri İsmail. Hatır bölgesi. Yani Kabe'den sayılıyor. 605 miladi yılında Mekkeli müşrikler Kabe'yi yeniden inşa ederken Cidde sahillerine vurmuş Bizans gemisinin inşaat malzemelerini satın aldıklarında malzemeler buraya kadar iniyor. Ön tarafta Kabe'den olduğunu ispat etmek için orayı da duvarla çeviriyorlar. O yüzden orası Kabe'nin içi sayılır. Biz o yüzden tavafı dışından yapıyoruz. Vaciptir 4 mezhebe göre. İçinden yaparsak tavafımız yarım olur, eksik olur, geçersiz olur. Hazreti Hacer'le İsmail Aleyhisselam'ın kabirleriyle 70 kadar peygamberin kabrinin olduğu anlatılan noktadır. Hicri İsmail diye bahsedilir. Ayşe annemiz Kabe'nin içinde namaz kılmak istediği zaman onu buraya getirir. Burada namaz kılarsan Kabe'nin içinde kılma sayılırsınız. Altın olur. Emeviler döneminde 712 yıllarında konulmuştur. Ve kıblemiz İstanbul'dan, Türkiye'den yönelimize tam buraya denk gelir. Altın olarak hizasına denk gelir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde büyük dedesi Abdülmuttalip filan zamanında da müşriklerin büyükleri burada. Bu Hicri İsmail dediğimiz bölgede otururlardı. Hemen sağ tarafta gördüğünüz şurası ise Darun Nedve'ydi. Mekkeli müşrikleri peygamberimizi öldürmek için suikast planı yaptıkları yer. Sağa geçin biraz daha. Hemen şu sağ tarafta görmüş olduğunuz Fetih Kapısı'nın kapısı var. Mermenin orada Hatice annemizin evinin olduğu yerde yaşadığımız Resul Aleyhisselam. Evlendikten sonra peygamberimizi öldürmek kararı burada aldılar. Tam burada. Peygamberimizin 5. kuşaktan dilesi Kusay bin Kilab'ın yaptırdığı bu evde peygamberi öldürmemize ne yaptılar? Enfal suresinde vurulduğu üzere Peygamber Aleyhisselam buradan vahyi alınca yerden aldı tozu toprağı Yasin suresini okuyarak onları sünnetine attı. Buradan bugün Hilton Oteli var biliyorsunuz. Oradaki Ebu Bekir Mescidi'nin olduğu yere geldi. Bu oradan Sevir Dağı'na sonra oradan da Medine'ye hicret etti 3 gün sonra. Burası nokta. Şu gördüğünüz Abbasilerin yaptığı Osmanlı Revakkar dediğimiz aslında Abbasilerin yaptığıdır. Mimar Sinan Osmanlı döneminde Kanuni de sahip şu beyaz kusvanları yapmış ve taklit getiriyorsa komple bunları baştan aşağı Osmanlı'ya var değildir. Abbasiler döneminden kalmaktadır. Bir ilave hemen sağda görmüş sağda görmüş olduğunuz Umre kapısıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet yani peygamberliğinden sonra Mekke giriş yasağı olduğu için 4 defa Umre bir kere hac yapmıştır. Onlardan üçüne buradan girdiği için Umre kapısı derler. Hemen tekrardan karşıda bulunan Revakların olduğu hizaya bakıyorsunuz. İleride pembe renkli bir sütun var. Tam karşımızda kalıyor. Yanına yaklaşıyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a yükseleceği zaman
Taif'ten geldi. Mekke'de beyaz duvarla çevrili. Ümmü Hanin'in evinin olduğu yerde kaldı. Amcasının kızı. Sonra Burak'la beraber Cebrail Aleyhisselam gelince tam kaçta pembe sütun var. Onun olduğu yerden Burak'a bindi. Buradan Mescid-i Aksa, İsra Suresi ilk ayeti de Sübhanellezi esra bi abdi ile mine mescid-i haram. Oradan Mescid-i Haram'dan ile Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa'ya gitti. Orada Kubbetü Sahra'nın olduğu yerde peygamberler ruhaniyetle namaz kılır. Bidikat semayı açtı. Otobüste anlattığım detaylar oldu. Peygamberler Efendimiz Selim ruhaniyetleri görüştü, Rabbimiz huzurundan içti vesaire. Onun gerçekleştiği noktada burası. Allahümme ce'alhu. Allahümme ce'alhu. Haccan mebruna. Haccan ve sa'yen meşkura. Ve zemben mağfura. Ve lisanen zakira. Adnan Hoca, Adnan Hoca. Ve lisanen zakira. İlim adamı, yazar. Ve ticareten entebur. Rabbi cealni. Mukimes salati. Ve min zürriyeti. Rabbena. Ve tekabbel dua. Hemen sağda gördünüz mü sen Mesut'u? Orası. Orası eskiden şu inşaat yapılmadan önce mis gibi koku gelirdi. Hatta burası inşaat yapıldığında oradan mis gibi böyle muhteşem bir koku gelirdi. Uhud'daki mağarada aldığımız koku, Hira'daki aldığımız kokunun müthiş bir muadili gibiydi. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten Vakina, azabın var. Acil esvet taşını Cebrail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a getirince o köşeye koydu. Ebu Kubeys Dağı'ndan getirdiği taşı. İsmail Aleyhisselam ise Rübni'ye emanet edilmiş şu köşeye koydu. Hanefiler yanından geçerken Bismillah verdi, selam eder. Ama uzaktayken bir şey yapmaz. Gerçi Müstahap ve Mendup olduğunu söyleyenler varsa da biz genelde yapmıyoruz. Hacı-ül Esvet'ten önceki köşe. Hacı-ül Esvet cennetten gelmiştir. Anlatmıştık Hazreti Adem'le beraber yeryüzüne inenlerden. Soldaki görüntüsü Ebu Kubeys Dağı'ndan getirmiştir. Ebu Kubeys Dağı'da yazar, Adem Aleyhisselam'ın kabrinin bulunduğu yerdir aynı zamanda da. Ne mutlu bize onunla tuhaf yapıyoruz. Amenna. Allahu Ekber. Fagfir lana. Zunubena. Ve keffir anna. Seyyiatina. Profesör, yazar, bilim adamı. Ma'al Ebrar. Adnan Hoca ile. Adnan Şensoy Hoca. Adnan Şensoy Hoca. Ben tuhaf yapıyorum. Ne mutlu bize. Allah ondan razı olsun. Ve rizkan vasi'a. Ve şifa'en min kulli. Da'in ve sakam. Sağa baktınız. Yeşil ışığı görüyorsunuz. Sol tarafta bakıyorsunuz. Dört tane Allah-u Ekber yazıyor armayı. Hemen elimizi kaldırıp. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hacı Esved doğru istilam ettik uzaktan. Böylece 5'i bitirdik. 6. haftayız. Var mı sıkıntı? 6'dayız. Var mı sıkıntı? Allah sizden de razı olsun. Devam ediyoruz. Bitirebilirsiniz.